Ben Doktor Erdoğan Mirata. Güneyde kalan Geçitkale, eski ismiyle Köfünye diye adlandırılan köyde doğdum. İlkokul eğitimimi orada aldım. Sonra Lefkoşa'da o zamanın ismiyle, o zamanki ismiyle Kıbrıs İslam Lisesi denen lisede orta eğitimimi aldım. Oradan mezun olduktan sonra da fen kolundan mezun birisiydim. İngilizcemi geliştirmek ve biraz da bütçeme katkı sağlamak için Larnaka'daki Amerikan Koleji, Amerikan Akademi diye bilinen bir okulda Türkçe öğretmeni olarak vazife aldım. 3 yıl orada öğretmenlik yaptım. Öğretmenlikten sonra da meslek edinmek için İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine girdim. Bunların tarihlerini anlatamadan buraya geldik. Doğum tarihim 13 Temmuz 1930. Lise mezuniyetim 1949'da oldu. 1956'da diş hekimi oldum. 1956-59 ortodontide doktora yaptım. Orada asistan olarak doktoramı yaptım. Ve 1959'da Kıbrıs'a geldim. Ve 1959'un Ağustos'unda meslek hayatıma başladım. Biraz enteresandır, hatta biraz tuhaftır. Ben daha çok hukukçu olmak istiyordum. Ağzım biraz laf yapıyordu lisede. Aytışmalara, tartışmalara girerdim. Ve o maksatla İngiltere'ye bu eğitimi almak için gittim. O günlerin şartlarında inlere girmek vardı. Ve inlere girebilmek için de olgunluk mezunu, olgunluğu vermiş olmak lazımdı. Liselerin olgunluk diye bir sınavı vardı ki şimdi de galiba ona dönüyorlar. Olgunluğu geçmiş olmak bir de yeterince Latince bildiğine dair elinde bir belge olacak. Herhangi bir öğretmenin verdiği bir belge ve onu göstererek kaydını yapabiliyordun. Sorduk, soruşturduk. Bizden evvel bu mesleği, bu inleri takip edenler Latince bilmedikleri halde yerine de var olan bir İngiliz öğretmenden böyle çakma değilim artık bir belge alarak gitmişler. Hepsi de kayıtlarını yaptırmışlar. Osman Örekler, efendim Ali Danalar, efendim zannedersem Kıvanç Bey, Kıvanç Rıza. Bunlar böyle şey ettiler. Dediler ki sen de böyle bir şey alacaksın. Gittim. Veysi Bey vardı. O da aynı yolu seçmiş birisi. Öğretmeni tanıyordu ve beni öğretmene götürdü. O öğretmenden, İngiliz öğretmenden. Biz bu belgeyi aldık. Ve bu belgeyle ben Londra'ya gittim. Londra'ya gittim ki kaydımı yapacaklar. Ha, bekliyorduk sizi diyerek. Gayet hoş karşıladılar. Ve tamam dediler. Sizi kaydettik. Yalnız bir eksiğiniz var. Latince imtihanına falan gün falan yerde oturuyorsunuz, gidiyorsunuz. Ben o an şok oldum. Ve teşekkür ettim. Oradan çıkıp doğrudan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine gittim. Ve sordum. İstanbul'a en erken hangi gemiyle gidilir? Çünkü uçak diye bir şey yoktu. Yahut varsaydı bile bizim harcımız değildi öyle bir şeye soyunmak. Dedi ki oradaki ilgili Ankara vapuru Marsilya'dan falan gün falan saat kalkıyor. Sizi falan gün İstanbul'a götürecek. Ben apar topar toparlanıp
gittim, yetiştim, bindim, geldim. İstanbul'a geldim ki beni lise arkadaşlarım karşıladı. Lisede beraber mezun olduğumuz arkadaşlar. Onlara sordum, siz hangi okula gittiniz? Rauf Ünsal, ben diş hekimliğindeyim dedi. Özker diye bir başka arkadaşım var, o da diş hekimliğinde. Münir, o da bilmem kim, Allah Allah dedim. O zaman ben bütün arkadaşlarım bulunduğu yere giriyorum, ben de diş hekimi olacağım. Yani böyle bir meslek seçimi olabilir mi? Olmuş işte. Ama herhalde yani fena bir karar almamışım ki sonu kötü gelmedi. Mesleğimde oldukça başarılı olduğum söylenir. Bu şekilde meslek hayatıma girdim. Şimdi bunun enteresan tarafı, ben Kıbrıs'a bir ortodontist olarak geldiğimde Rum tarafında bile bir ortodontist yoktu. Yani böyle doktora yapmış bir ortodontist Rum tarafında yoktu ve ben yani sanki övünür gibi söylüyorum ama toplum açısından övünmek istiyorum. Kıbrıs'ta ilk ortodontist olarak bir doktora yapmış bir ortodontist olarak Kıbrıs'ta ilk vazife alan Rum Türkler arasında birisi olmanın toplumum için bir iftihar vesilesi olduğunu düşünüyorum. Böylece meslek hayatıma başlamış oldum. Meslek hayatım içinde tabii ki bazı derneklerle ilgilenmemiz lazım. İlk ilgilendiğim de şey oldu. Tabipler Birliği. O zaman Hekimler Birliği adı altında faaliyet gösteren birliğe katıldım. Ve orada faal rol aldım. Yaklaşık 15 yıl sekreterliğini yürüttüm. Yani 15 yıl bütün toplantılara iddia ederim ki bir tek toplantısını bile ihmal etmeden her toplantısına katılarak yapılan görüşmelerin tutanağını elde etmiş, yapmış birisiyim. 15 yıl bu vazifeyi severek yaptım. Bu arada yine yani insan bir mesleği sürdürürken başka etkinliklere de katılır. Beni spor encümenine üye olarak aldılar. Efendim tıp encümenine, ki o zaman tıp encümeni Rum Türk idaresinde olan bir şeydi. Ve ben işte 3 doktordan biriydim. Doktor Necdet Ünel, Doktor Maniera, ben dördüncü olduğunu hatırlayamıyorum. Yani ben bu encümende de 1963 olaylarının başladığı güne kadar çalıştım. 63 olaylarında bu film koptu. Amiyane tabiriyle. Ben bu arada şeyde de radyo istasyonunda da vazife aldım. Benden diş hekimliği ile ilgili seri bir program hazırlamamı istemişlerdi. Rahmetli Supi Rıza. Ben o programı hazırladım. Yaklaşık 20 gün süren, 20 hafta süren bir programdı bu. Ve bu programı böyle şahsen hazırlayıp gelip mikrofonda canlı olarak radyoda aktarıyordum dinleyicilere. Bir gün Supi Bey beni odasına çağırdı. Doktor Bey dedi, sizin sesiniz çok radyofonik. Acaba bize haber okur musunuz? Vallahi benim yani aşinayım bu tür şeylere. Tamam dedim, olabilir. Ve 63 olaylarına kadar da o işi, onu da yaptım. Haftada bir iki gün bir şeydi, onun bir programı vardı. Son programıma gittiğimde, gece saat 10'da programın bittiğinde dışarıya çıktım ki beni arabasında taşıyan, yani radyonun arabasıyla taşıyan şoför, orada kapıcı durumunda olan kişi, herkesin belinde silah, tabanca falan. Aman Allah'ım dedim, ne oluyoruz?
Ve o son şeyim oldu. Son o örgüte yahut o istasyona gidişim son oldu. Hemen ertesi günde olaylar patlak vermişti. 63 olayları ile birlikte bizim misyonumuza yeni bir misyon eklendi. Bu milli misyondu. Ben Hekimler Birliği'nin sekreteri olduğum için başkanımız Doktor Necdet Üner beni çağırdı, dedi ki seni ben yardımcı olarak alıyorum yanıma. Sen dal altıdan sorumlusun. Dal altı dediği de sonradan öğrendik. Efendim, vurulan, yaralanan, ölen kişilerle yakın bir temas kuracağım. Onlardan gördüklerimi not edeceğim. Ve o not aldığım notları da götürüp Doktor Necdet Ünal'e, o da merciğine ulaştıracak. Bunu yapıyordum. Yani falan yerde falan öldü, koşuyoruz, gidiyoruz. Hiç unutmam yani, bunları böyle bir anekdot olarak da bir parantez içinde anlatayım. Çok acıklı durumlar da yaşadık, çok. Ben mesela ölmüş bir çocuğun vazifemiz yani ceplerini bir arıyorduk. Bir mesajı var mı, parası varsa alıkoyar sahibine verirdik. Çocuğun cebine elimi attığımda bizim pirili dediğimiz veya misket dedikleri bir avuç şey buldum. Ve yani hiç unutmayacağım bir hünkür hünkür ağlama. Öyle perişan oldum. Hala da gözlerim dolar o çocuğun o halini gördük, hatırladıkça. Şimdi bu misyonun parçalarından biri de vakit vakit hekim olarak oldukça müsait şartlarda kazalar arası gidiş gelişlerimiz olurdu. Rahmetli Salahattin Sonat diye bir basın müşavirimiz vardı burada. Türkiye Cumhuriyeti basın müşaviri. Onu rahmetle anıyorum, minnetle anıyorum. Bu topluma büyük hizmetleri geçmiş, inanılmaz hizmetleri geçmiş. Çok, çok özverili, çok değerli bir arkadaşımızdı. Onun yönlendirmesiyle ben Larnaka'ya, Geçit Kale'ye vakit vakit bazı silah parçaları taşımış birisiyim. Yani bunları artık deşifre etmenin bir sakıncası yok. Son olaylardan biri, daha doğrusu başlangıçlardan biri, 25 Aralık olduğunu hatırlıyorum. Doktor Necdet Ünal dedi ki, penisilimiz bitti. Stokta hiçbir şey yok. Yaralılar da durmadan geliyor hastaneye. Hastane dediğimizde uydurma bir yer. Küçük bir muayenehanenin odalarına bunları yerleştirdik. Yani neredeyse sokaklarda hasta tedavi ediliyor. Öyle bir durumdaydı. Bana dedi ki, doktor zihni uzmanı alacaksın yanına, arabana, kendi arabana. Tatlısu diye bir köy var şeyde. Larnaka kazasında, Limasol'a yakın. Ondan evvel bizim köyümüz Geçit Kale. Bu iki köyde de revirler vardır. Orada ne kadar penisilin stoku varsa toplayıp bize getireceksiniz. Tamam dedik. İnanın eşime haber vermedim bile. Girdik arabaya o şeyle. Yani bir yerde insanın hiçbir şeyi görmeyeceği gelir. Milli dava oldu mu? Gittik aldık. Tatlı suda ne varsa aldım. Geçit Kale'dekilerini de aldık. Arabanın bagajı full. Tamamen dolu. Şimdi bunlar meğerse stratejik şeyler. Biz bunun hiç bilincinde bile değiliz. Yani o öyle bir uçar gezer bir halimiz var. Geliyoruz böyle Lefkoşa'nın dışlarında Latça diye bir yer var. Güvercinler görürdük oralarda. Baktım ki uzaktan böyle uzun paltolar giymiş, ellerinde uzun namlulu silahlar 10-15 kişi yolda bekliyor. Zihni'ye dedim ki, Zihni, içinden hangi dua gelirse oku. Gittik burada, biz bittik. Geldim. Kaldı.
ellerini kaldırdılar, durdurdular. Bekliyoruz, uzandı bir baktı. Berase dedi. Berase Rumca'da geç demektir, geçiniz. Faristo dedik, teşekkür ettik. Sürdüm ve geldim. Ben, inanın, doğum, ikinci doğum günüm olarak benim de zihninin de o gün, o günü 25 Aralık 1963'ü biliyoruz. Kesinlikle bizi o gün Türk olduğumuzu bilselerdi alıp götürüyor. Çünkü aynı gün Larnaka yolundan kasapları almışlardı. Ve onların hiç izimizi görülmedi. Neyse bu milli kısmı hayatımızın, bunu da anlatmış olayım. Bunun dışında ben rahat duran bir insan değilim. Yani bir şeyler yapmak isteyen birisiyim. 74 harekatından, oraya gelelim şimdi. 74 harekatından sonra memlekette gençlerle ilgili ciddi bir boşluk gördüm. Başı boşluk. Ne olacak bu gençlerin durumu? Ve Doktor Necdet Ünel, rahmetli İlker Şanel, efendim daha birkaç kişi dedik ki bir tenis kulübü kuralım. Ve Lefkoşa Şehir Kulübü'nü kurmaya karar verdik. Lefkoşa Şehir Kulübü'nün isim babasıyım. O ismi ben verdim. Ve şehir kulübünü kurduk. Şehir kulübüne kurucu başkan olarak girdim. 15 yılda onun başkanlığını yaptım. Sonra artık dedi ki gençlere, çünkü o zamanlar çok gençtik, ondan sonra sizin yaşlara mı geldim, ne geldim? Artık dedim ki gençlere bırakalım. Çekildim. Oranın halen de üyesiyim. Tenisi 3 yıl evveline kadar gayet güzel oynuyordum. Fakat son bir kalça protezi takıldı. Boyun fıtığı bilmem nesi, iki büyük ameliyattan sonra bu konuda total loss olduk gibi bir şey. Yani artık kızağa çekildik. Ama yine de ben kulüple ilgiliyim. Eksik olmasınlar, onlar benimle ilgilenirler. Gene gider onlarla görüş alışverişinde bulunuruz. Eksik olmasınlar, fikirlerimizden yararlanmaya çalışıyorlar. Biz de bildiklerimizi, anlattıklarımızı, bildiklerimizi anlatmaya çalışıyoruz. Böyle geçip gidiyor günler. Şimdi 74 harekatı acı bir gerçek. Ben burada değildim. Şeye gitmiştik, Türkiye'de tatildeydim ben. Antalya'daydım. Yahut Alanya'daydım galiba, Alanya'da. Orada böyle mütevazi bir otelin, o zaman böyle basit oteller diye deniz kenarında, denizde şey ederken kız kardeşimin kocası odasından feryat ederek bağırdı. Çıkarma oldu, çıkarma oldu diyerek ve biz kalktık, tatili yarıda kestik, yollara düştük. Fakat imkanı yok, gelme yok. Bir ay orada dolandım durdum. Fakat bir şeyi daha söyleyeyim size. Bu benim hayatımda çok önemli bir yer bıraktı. Bu tatile giderken Mausa limanından kalkıyordum. Ve arabamla gidiyordum. Arabamı aldım. Çocuklarım, iki kızım, eşim falan. Orada bir arabayla ilgili bir muamele, bir işlem var. Tabii ki hele çocuğun biri, kızcağızın biri, yaşı da küçük. Güneşte durmayın dedim. Temmuz güneşi. Böyle bir gölge yere arabamı koydum. Ve kalk gidiyorken o işlem göreceğimiz yere, oradaki bir kapıcı yahut bir messenger ne dersen de geldi. Efendi efendi, arabanı çevir, adam açık gözlüğün şeyi yok. Güneşe durduracaksın arabayı dedi. O kadar bozuldum. Aldım, arabayı koydum ve inerken, vallahi yemin ederim size, tam söylediğim buydu. İnşallah dedim, Türkiye'den döndüğümde bir tanenizi bile burada bulmam, görmem dedim. Allah o gün avare miydi, neydi? Döndüğümde ben orada Türk bayraklarını gördüm. Mausa'dan çıktık gene, bir tek Rum yoktu. Onun için benimle birileri fazla zıt gitmesin.
Neyse bu da işin şakalı tarafı ama olan gerçek bir şeydir bu. Rumların bir yerde bize nasıl davrandığının küçük bir misali. Şimdi bakın biz sağlık sistemini Lefkoşa'da bildiğiniz gibi bir sigara fabrikası bozuntusunda başlattık. O koşuşmalar hayatımızın en telaşlı günleridir. Ben biliyorum ki demirciye biz orada çağırıp asansör yaptırdık. Asansör, çünkü hastayı üst kata çıkarmak için bir asansör lazım ve uydurma bir asansör. Ve orada böyle inanılmayacak şartlarda bir ameliyathane kuruldu. Eksik olmasın Doktor Kaya ve onun yardımcıları Vedat Bey, Vedat Köz. Orada inanılmaz hizmetler yaptılar. Diğer doktorlarımız da kendilerine düşen, Doktor Ali Niyazi Fikretler, bilmem aklınıza kim gelirse. Yani bunlar hep bu hastaları özveriyle takip edip onları sağlığına kavuşturmaya çalışan fedakar insanlardı. Bu şartlarla başlayan bir tababet, bir tıp servisi acaba bugün nerededir? O günlerin heyecanıyla büyük çabalar harcanarak şimdi genel hastane olarak kullandığımız Doktor Nalbandoğlu Hastanesi'ni ele alırsak. Doktor Nalbandoğlu Hastanesi gerçekten çok iyi niyetle işe başlamış ve imkanları oranında hizmet vermeye çalışmış bir müessesedir, bir kuruluştur. Ancak yani parasızlıktan da demeyeceğim, daha ziyade organizasyon eksikliğinden bugün içinde bulunduğu durum ciğerler acısıdır. Ama ben bunun, yani belki arkadaşlar darılacak, kızacak, küsecek ama ciddi olarak sebebini başhekimlerde ararım. Hangi hekim olursa olsun. Bir başhekim eğer o hastaneye girdiğinde yerde bir kağıt parçasını bile gördüğü halde onunla ilgilenmezse veyahut onu sineye çekerse o hastanede bir gelişme beklemek yanlıştır. Bu kağıt meselesi işin püf noktası, çok basit şeydir. Ama bunun yanında çok daha önemli şeyler vardır ki sorumluluk isteyen, hassasiyet isteyen, duygusal olmak isteyen bir meslektir hekimlik. Eğer bir hekim, bir başhekim hastanenin kötü halini, pis halini görür, bir hastanede hasta gelirken kaşığını, çatalını kendi getirecek, hastaneye gelirken çarşafını kendi getirecek diye bazı şartların ortada dönüşme zorunda olduğunu görürse, ben bir başhekim olsam istifamı hemen verir, çekilirim. Ve ondan sonra gelen de verir, çekilir. Yani hastaneyi hastane yapmak yürek ister, hassasiyet ister ve yani duygusallık ister. Çevrecilik ister. Yani bir hastanenin etrafında siz atıklar görürseniz, kirli şeyler görürseniz, o hastanenin başhekimi onunla ilgilenmelidir. Bence. Bırakın yani bu en basitidir. Bunun, ama bir de bunun işin esasını teşkil eden tedavi bölümü, cerrahi bölümü, diğer bölümleri var. Öyle yerlere girersiniz bazen ki insan oraya girmemeyi tercih eder. Öyle yataklar görüyoruz bazen ki yani insan hekimliğinden utanır. Ancak bunu her gün için böyledir diyemiyorum. Vakit vakit düzeldiği oluyor servislerim. Ama bazen, çoğu zaman da
çok kötü şartlarda hekimlik yapmaya çalışıyoruz ki bu çalışıyorlar ki bu bize layık, biz buna layık değiliz böyle bir tedaviye. Yani bu acı tenkidimi de yapmış olayım. Hekimlik önce hekimliğin malzemesi insandır. İnsanı malzeme yapan birisinin de insanın her şekliyle, her haliyle, her şeyiyle meşgul olması lazım. Hekim insanın sağlığıyla, siyasi hayatıyla, çevresiyle ki hepsi bunlar insanın çevresidir, ilgilenmek zorundadır. Hekim ancak onu yaparsa hekimliğini bilir. Sadece ben geleceğim kliniğime, bir hasta gelecek, ona bakacağım, parasını alacağım, göndereceğim değil. Ben hekimliği toplumun her sahasına hizmet veren ülvi bir mesleğin mensubu olarak tanımlarım ve öyle bir mensup olmaktan da mutluluk duyarım, şeref duyarım. Memleketimizde her şey bugünlerin havasında çok hoş karşılanmıyor. Fakat inanıyorum ki 1963'leri yaşamış bir toplum o günlerin üstesinden nasıl gelmişse bugün içinde bulunduğumuz ve kimilerince kaos diye ifade edilen, bana kalırsa o kadar moralimizi bozmamamız gereken bir durumda olduğumuzu bilerek bu durumu bir gün mutlaka düzelteceğimize inanıyorum ve bunun için gayret sarf edecek insanlarımızın var olduğuna çok inanıyorum. Mühim olan daha ciddi ilgililerin, yetkililerin, sorumluluk üstlenen kişilerin çoğalması.